Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde, yani şu ülkelerden birinde kocaman mı kocaman, upuzun, devasa bir saray varmış. Bu sarayın çeşitli niteliklerde birkaç kapısı da varmış. Biraz sonra hikayemi öğreneceksiniz, işiteceksiniz. İşte bu kapılardan en işlek olanlardan birisi Dilekler Kapısı'ymış. Her gün Dilekler Kapısı'nın önüne bir tane kralın tebaasından dilenci gelir. Yani dilenci dediksek dilekte bulunan kişi olarak alın bunu. Dilekler Kapısı'nın önünde durur ve kapının ortasındaki kocaman bronz halkayı avuçlayarak tak 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 diye vururmuş. Efendim, o vurdukça sesler ayyuka çıkar, Kraliyet Sarayı'nın en üst noktasına kadar ulaşırmış. Ama burada küçük bir problem var. Hani birkaç vuruş veya 10-15 vuruş olsa hadi neyse. Ama ola ki çok fazla sayıda rahatsız edici bir gürültü haline geldiğinde arka plandaki sırasını bekleyen dilenciler de homurdanmaya başlarmış. Sonra Kraliyet Sarayı'nın tam karşısındaki evlerde oturan komşular çıkar. Bu ne biçim kural böyle? Bu gürültüyü engelleyemiyor, duruma hakim olamıyor diye söylenmeye, bağırıp çağırmaya başlarlarmış. Efendim, Kraliyet Sarayı'nın dilek kabul etme prosedürü şöyleymiş. Gelen dilenci, günde sadece bir dilenci kabul edilirmiş. Kapının önüne gelir, vurur. Kral bu ayyuka çıkan gürültüyü işittikten sonra, artık yani toplumsal huzursuzluk artmasın diye başka türlü de önleyemiyorsa hemen baş katibini çağırır, bir rapor yazdırırmış. Gidin şu aşağıdakine bir bakın ne istiyor diye. Baş katip bir alt kattaki birinci katibe haber verilmiş. Birinci katip bir alt kattaki ikinci katibe haber verilmiş. İkinci katip bir alt kattaki üçüncü katibe. O üçüncü katip daha sonra birinci hizmetliye birinci hizmetli, aşağıya ikinci hizmetli, ikinci hizmetli, üçüncü hizmetli, üçüncü hizmetli, dördüncü hizmetli, dördüncü hizmetli, beşinci hizmetliye derken en sonunda görüşme emri aşağıdaki, yani Dilekler Kapısı'nın hemen gerisindeki temizlikçi kadına kadar ulaşırmış. O da kapıyı şöyle aralar, mayhoş bir ifadeyle, söyle ne istiyorsun dermiş. Dilenci de talebini iletirmiş ve bu prosedür tekrar ama tersine, yani aşağıdan yukarıya doğru işlemeye başlarmış. Uzatmayalım, yani temizlikçi kadın beşinci hizmetliye söylüyor, beşinci hizmetli bir yukarıdakine, o da yukarıdakine derken baş katipten tekrar krala geliyor. Kral da lütuf buyurursa, talebi karşılansın derse tekrar aşağıya kadar geliyor. Temizlikçi kadına ulaşıyor bu talebin onayı. O da kafasına göre kapıyı açıp evet ya da hayır diyormuş. İşte ona göre dilenci ne istediyse kraliyet tarafından ona bağışlanıyormuş. Ama hikayemiz tam da bu noktada başlıyor. Günün birinde bir dilenci gelmiş, bronz tokmağı almış, tok 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 tok. Adam daha önce gelenlerin hepsinden daha ısrarlı ve daha inatçı bir şekilde çalıyor sanki. En sonunda o prosedür işlemiş ve temizlikçi kadın hemen kapıyı açmış, bakmış, söyle ne istiyorsun demiş. Öncekilerin aksine adam talebini iletmemiş, sadece istifini bozmadan şöyle demiş. Kralı görmek istiyorum, buraya gelsin yüz yüze konuşacağız. Saçmalama demiş temizlikçi kadın, bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. Koca majesteleri aşağıya kadar inecek, seninle yüz yüze görüşecek, öyle mi? Evet demiş, yüz yüze görüşecek. Yoksa buradan hiçbir yere ayrılma.
Kadının gözleri fal taşı gibi açılmış. Allah Allah. İlk defa bu kadar ısrarcı birisi görüyorum. Emin misin demiş. Eminim. Eğer buraya gelip talebimi yüz yüze benimle konuşmazsa... Kapıdan hiçbir yere ayrılmam diye boylu boyunca kapıya paralel yatmış. Bu arada sırt çantasından hava soğuk olduğu için battaniyesini çıkarmış ve sarılmış. Oo, istifini bozmadan beklemiş. Tabii şimdi siz sanıyorsunuz ki sadece kraliyet sarayındakiler ve kapıdaki temizlikçi kadının sorunu bu. Hayır. Arkada bekleyen, dileklerini iletmek üzere bekleyen bir sürü dilenci var. E şimdi bu adam günler boyu kapının önünden çıkmazsa ne içeriye adım atılabilir ne de içeriden çıkılabilir. Bütün kapının önünü işgal etti. Tak, temizlikçi kapatmış. Hemen aynı silsile izlenerek bu talep yukarı iletilmiş. Kral tahtında otururken, efendim kral da hediyeler kapısının yönünde oturuyormuş. Çünkü bu sarayın bir de hediyeler kapısı varmış. Hediyeler kapısı ne işe yarıyor derseniz, hediyeler kapısına da tebaasından ayrıcalıklı imtiyazlı kişiler veya imtiyazsız kişiler majestelerimize, efendimize çeşitli hediyeler, andaçlar, oyuncaklar gönderiyorlarmış. O da böyle yayıla yayıla çocuklar gibi bu hediyelerle oynuyormuş. Onun için dilekler kapısından iletilen şeyler ona angaryaymış. Pek öyle şeyleri işitmek istemiyormuş. Ama talebin böylesini duyunca... Ne? Benimle yüz yüze mi görüşmek istiyor? Bir toparlanmış. Allah Allah, ilk kez oluyor böyle bir şey. Benimle yüz yüze görüşmek isteyen birisi. Şunu defedin şuradan diyememiş. Ne de olsa toplumsal sükuneti korumak zorunda hissetmiş kendini. Hani bir tatsızlık yaratırsa kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Hediyeler kapısının önü kesilebilir, hediyeler azalabilir. Ama bir taraftan da majesteleri gururunu, onurunu düşünüyormuş. Yani şimdi aşağıya gidip tebaadan birisiyle muhatap olacak. Düşünmüş, taşınmış. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş. Üçüncü günün öğleden sonrasında aşağıya inmeye karar vermiş. Ve inmiş, tam direkler kapısının arkasında durmuş. Temizlikçi kadınla yüz yüze bakışmışlar. O da şaşırmış. Kraliyet, kraliyet olalı beri böyle bir şey görülmemişmiş. Bir kral bir kuluyla yüz yüze görüşmeye geliyor. Temizlikçi kadın, kapıyı aralayayım mı yoksa tam açayım mı demiş. Kral bir tereddüt etmiş. Kapıyı aralasa, yok canım, koskoca kral böyle aralık kapıdan mı konuşurmuş ötlekler, korkaklar gibi. Ya şimdi diyelim ki öyle yaptı, böyle konuşacak. Ondan sonra hemen arkasındaki bu temizlikçi kadın, kim bilir bütün ahaliye bunu nasıl yayacak? Sen dinle dedikoduyu. Kral da ödlüğün tekiymiş. Ya tebaasından birisiyle yüz yüze konuşamadı, kapı arkasına saklandı falan filan. Yok yok demiş, sonuna kadar aç kapıyı. Sürgünün sesi kapının önünde yatan adamı uyandırmış. Hemen battaniyesini katlayıp sırt çantasına koymuş, toparlanmış. Ve dik bir şekilde kapının ardından çıkacak olanı beklemeye başlamış. Arkada taleplerini iletmek için sabırsızlıkla bekleyen dilenciler güruhuysa bir hareketlilik olduğunu, duruma her halükarda müdahale edileceğini anladıkları için onlar da hareketlenmişler. Hatta karşı, Kraliyet Sarayı'nın karşısındaki komşu evlerdeki insanlar da hareketlenmiş. Herkes pür dikkat kapının açılmasını bekliyormuş. Kapı açılmış ve kral birkaç adım öne çıkmış. Bizim ısrarlı dilenciyle göz göze bakışıp bana bak demiş. Benden ne istiyorsun? Niye bu talebini diğerleri gibi olağan prosedürü işleterek bana iletmedin? Benim yapacak daha iyi bir işim yok muydu?
Adam muzaffer bir edayla 3. günün sonunda yenik düşerek kralın buraya geleceğini bildiği için sadece istifini bozmadan durmuş ve ilk soruyu cevaplandırmış. Bana bir tekne ver. Ne? Kral afallamış. Kralın afalladığını gören temizlikçi kadın hemen içeriden hasır koltuğunu kaptığı gibi efendimizin ekselansın altına koymuş. Ekselans afallamış, iyice sendelemiş ve koltuğa düşmüş. O yüce sarayın en üst katındaki tahttan irtifa kaybederek bu hasır koltuğa düştüğü için doğrusu yerini yadırgamış. Bir de ondan cevap bekleyen bu ahali ve bu inatçı herif daha da çok canını sıkmış. Bir türlü yerleşememiş bu koltuğa. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Ayaklarını mı uzatsa? Yine adamla göz göze gelmiş. Adam sanki hiçbir şey olmamış gibi. Başka sorun demiş kral. Peki, bana söyleyebilir misin? Yani ben sana tekne vereceğim de bu tekneyi ne yapacaksın demiş. Bizi bu konuda aydınlatabilir misin? Herkes merakla bekliyormuş cevabın ne olacağını. Keşfedilmemiş adayı keşfe çıkacağım demiş. Keşfedilmemiş adayı keşfe mi çıkacaksın? Kral kahkahalarını zor tutmuş. Hani şu deryaları, okyanusları aşma hayali kuran, orada seyir-i sefer yapma hayalleri kuran zır delilerden biriymiş belki de bu. Neyse demiş, şimdi bu deliye bulaşmayalım. Okyanuslara çıkacak, yok efendim tekne istiyor. Keşfedilmemiş adaymış. Saçma demiş. Keşfedilmemiş ada kalmadı. Efendi, efendi demiş adam krala. Kalmadığını nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü Kraliyet Sarayı'nın bütün haritacıları ülkem sınırlarındaki bütün denizlerdeki adaları işaretlediler. Hepsi keşfedilmiştir. Hayır dedi. Ben keşfedene kadar mutlaka bir tane keşfedilmemiş ada vardır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Allah Allah, yoksa birisinden bir tüyo mu aldın? Yok, gayet basit. Denize çıkarsın ve mutlaka karşına bir keşfedilmemiş ada çıkar diye konuşmuş adam kararlılıkla. Allah Allah. Peki sen kim oluyorsun da benden bir tekne istiyorsun? Adamın cevabı aynen şöyleymiş. Efendi, efendi, peki sen kim oluyorsun da tekneyi vermiyorsun? Evet. Ben bu ülkenin kralıyım. Bu toprakların, bu denizlerin, bu adaların, bu denizcilerin, bu tayfaların sahibiyim. Sahibi, sen sahibisin. Sen öyle zannediyorsun. Teknelerin, yelkenlilerin hiçbir zaman sahibi olamaz. Senin onlara ihtiyacın var. Onların sana ihtiyacı yok. Kral olmadan da alıp başlarını giderler demiş. Hem ben senden kaptan mürettebat tayfa falan istemiyorum ki. Basit bir şey istiyorum. Tekne demiş. Vermem. Verirsin, verirsin demiş. Vermem. Verirsin, verirsin demiş. Arkada bekleyen dilencilerin canına tak etmiş artık bu durum. Yani bir dayanışma ruhuyla falan değil ama sırf bu baş belası herif sırayı kaptığı için ve onların taleplerini iletmesini engellediği için artık koro halinde bağırmaya başlamışlar. Ver şu tekneyi, ver ver şu tekneyi, ver şu tekneyi, ver ver şu tekneyi, ver şu tekneyi, ver ver şu tekneyi. Sesleri ayyuka çıkmış, bakmış ki toplumsal hareketlilik gittikçe artıyor. Komşular da ver şu tekneyi, ver ver şu tekneyi, ver şu tekneyi, ver ver şu tekneyi diye bu koroya katılıyor. En sonunda kral sağ elini havaya kaldırmış. Önce bir bakınmış temizlikçi kadına. Acaba birkaç muhafız çağırıp bunları defettirse mi diye ama yok. Susmuşlar nasıl olsa. Bu sükut üzerine mel mel bakan ahali
tamam demiş. Ona bir tekne vereceğim. Birden herkes sevinç nidalarıyla havaya sıçramış. Hey, yaşasın kral, yaşasın kral. Bu arada bizim kahramanımızın yani şu tekne isteyenin dudakları oynuyormuş. Artık bilemiyorum. Teşekkür mü etmiş efendim? Çok teşekkür ederim sayın majesteleri mi demiş, yoksa o her zamanki edasıyla sen tekneyi ver de biz sonrasına bakarız mı demiş. Artık burasını bilemiyorum ama ondan sonra bir kere daha elini kaldırmış. Bu kez kralın sesini duymuş ama ahali. Bundan sonra demiş sana bir kağıt yazacağım. Bu kağıdı götürüp liman müdürüne teslim edeceksin. Sana istediğin nitelikte okyanusları aşıp keşfedilmemiş adayı bulacağın tekneyi verecekler. Ve hemen demiş temizlikçi kadına bana mürekkep okkası, kağıt bir de tüylü kalem getir. Kadın hemen getirmiş. Temizlikçi kadın omzuna yaslanarak kral yazmış. Artritin yok değil mi ki? Yok. Al bakalım demiş bu ısrarcı adama. Erkurt bu senin soyadın demiş. Evet. Yine sevinç çığlıkları atmış kalabalık. Burada siz de katılabilirsiniz. Hadi interaktif yapalım. Bir sevinç çığlığı atın da duyayım bakalım. Ne bu? Alkış değil, alkış değil. Sevinç çığlığı. Daha yüksek. Bu arada adam belgeyi incelemekteymiş. Bu adama ne islim bot olsun, ne savaş gemisi, ne şilep, ne de kürek kayığı ama okyanusları aşıp gidecek nitelikte ne çok büyük ne çok küçük bir tekne sağlayın. Aman ha, yolda başına bir şey gelmesin, sağlam bir şey olsun, yoksa başıma bela almak istemiyorum yazılıymış. Altında da kralın adı, soyadı ve imza hanesinde kral yazmaktaymış. Adam başını kaldırmış, tam teşekkür edecekmiş ki kral direkler kapısından çekip gitmiş. O sırada bizim arka plandaki dilenciler yer kapmak için öne doğru yarışırken adam da çekip gitmiş. Onlar da kapıya ulaşmadan temizlikçi kadın da çekip gitmiş ve don diye dilekler kapısını kapamış. Tok 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 tok. Bronz halkayla vurmuşlar ama hiçbir işe yaramaz. Çünkü temizlikçi kadın da artık sarayı paspaslayıp süpürmekten bıkmışmış. 3 gün boyunca bu adamın gözlerindeki kararlılığı görünce çok etkilenmiş ve artık kendine yeni bir yaşam kurmak üzere buradaki temizlikçiliği bırakarak sarayın ikinci kapısı, kararlar kapısından dışarıya çıkmış. Bu kapı öyle bir kapıymış ki bu kapıdan karar veren ve çıkan birisi bir daha asla geri dönmezmiş. Kahramanımız yürümüş de yürümüş, yürümüş de yürümüş, limana doğru yürümüş ve en sonunda liman müdürünü bulmak üzere limandan içeri dalmış. Ha, bu arada kafasından uygun tekne modelleri geçiyormuş. Mürettebat bulmalıyım diyormuş. Bir de temizlikçi olsa iyi olur, fena olmaz derken kader meğerse onu arkadan izliyormuş. Çünkü temizlikçi kadın birkaç kilometre gerisinden o da limana doğru ilerlemekteymiş. İşte kader daima yanı başımızda ya da arkamızdadır. Biz her şey olup bitti falan filan derken onun eli neredeyse sırtımıza, omuzumuza dokunmak üzeredir. Adam girmiş, birkaç tekneye bakmış, yok bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz derken resmi görünümlü bir liman müdürü bu olsa gerek demiş ve ona kağıdı uzatmış. Liman müdürü hayatından bıkmış galiba. Liman müdürü gecenin 8:30'da hikaye dinliyoruz. Yeter, bittim artık. Haydos. Vira Demir demiş. Hayır, öyle dememiş tabii ki. Kağıdı almış, dikkatlice incelemeye başlamış. Bu arada
temizlikçi kadın onlara çok yakın bir yerdeki dev fıçıların, çorap fıçılarının arkasına gizlenmiş, izlemekteymiş. Oradan gözünü kestirdiği tekniğe bakarak, işte tam bana göre bir tekniğe fısıldamış. Liman müdürü dedik ya, okumuş. Bu adama bir tekne verin, okyanusları aşacak nitelikte bir şey olsun. Ne İslimbot ne savaş gemisi, ne şilep olsun, ne de kürek kayığı olsun. Tamam. Kral, iyi, güzel demiş. Ama majestelerinin ihmal ettiği bir soruyu da sormakta gecikmiş. Peki, bütün bunları istiyorsun da denizcilik deneyimin var mı? Sen hiç Aziz Kaptan'ı tanıdın mı demiş. Yok ya, ne Aziz Kaptan'ı demiş. Ben hiç öyle denize menize yerken merken... kaptan ehliyetin var mı demiş. Yok demiş. Aziz Kaptan'a gidip alacaksın. Ya ben şimdi onunla uğraşamam demiş. Peki demiş. Ama bak. Güverte zabiti Halit var, onu gördün mü? Onu da görmedim demiş. Niye onlar içiyorlar orada demiş. Onur Alp'in gösterisine bile geç geldiler. Orada Barbayani Uzo'yu çektiler. Neyse, yabancılaştırma efekti araya. Ama demiş böyle olmaz ki. Bak ben yılların kaptanıyım. Ama ben bile denize, hele okyanuslara gitmeye imtina ederim. Denizle şaka olmaz. Deneyimsiz olmaz bu iş demiş. Ne olacak demiş kendinden emin bir edayla. Tekneyi aldım mı denizde öğrenirim. Allah Allah. Deniz bana öğretir. Rahmetli babam böyle söylemişti. Ağzındaki kendine güvene bak diye geçirmiş. İyi. Peki anladık. Deniz sana öğretir. Peki diyelim ki ben sana bu tekneyi verdim. Sonra ne yapacaksın demiş. Keşfedilmemiş adayı keşfedeceğim. Keşfedilmemiş adayı keşfedeceksin. Peki sonra ne olacak? Kendimi bulacağım demiş. Kendini bulacaksın. Neyse efendi demiş. Uzatma. Keşfedilmemiş ada var. Keşfedilmemiş ada yok demiş. Nasıl olur? Böyle bir ada yok. Evet, kral da senin gibi konuşuyor. Keşfedilmemiş ada kalmadı diyor demiş. Liman müdürü de gururla, kral adalar ve denizler ve tekneler hakkında ne öğrendiyse benden öğrendi demiş. Neyse, bana tekneyi veriyor musun, vermiyor musun? Pekala, sana tekneyi vereceğim. Kendini bulacak mısın? Evet, bana yakışan bir tekne bul demiş. Ben de ona yakışayım. Tıpkı bir denizci gibi konuştun ama denizci değilsin. Denizci gibi konuştuğuma göre ben bir denizciyim demiş yine gururla. Hay Allah çattık demiş. İyi. O sırada adam yine teknelerden birine bakmış. Yo bu olmaz. Kaptanla yürümeye liman müdürüyle devam etmişler. İşte şu tam sana göre bir tekne demiş ki o sırada fıçıların ardındaki temizlikçi kadın heyecanla fıçıları yıkarak feryat fügan havaya sıçramış. Tam bana göre tekne, tam bana göre tekne diye. Onlar daha işitmemişler, konuşmaya devam ediyorlarmış. Bu bir karavela demiş o. Karavelayı da biliyorsun, evet. Karavela sayılır ama bazı tamirler gördü, parçaları yenilendi. Çok bahar gördü bu tekne, senin işini görür. Evet, yenilenmiş, birazcık değiştirilmiş bir karavela demiş. Yelkenleri, direkleri de fena sayılmaz. İyi demiş. Bu bana uygun olabilir. O sırada temizlikçi kadın koşarak gelmiş. İşte benim teknem. Benim teknem. Bu birazcık münasebetsiz sayılacak talebi, hak iddiasını belki de kadının heyecanına vererek mazur görmek lazım. Senin teknem mi demiş adam dönmüş. Evet demiş. Bu tekneyi, kulakları kızarmış. Bu tekneyi çok sevdim. Beni bağışla demiş. Demek çok sevdim. Sevmek, sahiplenmenin en güzel biçimidir. Sahiplenmekse sevmenin en kötü biçimidir demiş. Birden liman müdürü bölmüş sohbetlerini. Felsefeyi bırakın da teknenin anahtarlarını kime teslim edeceğim demiş. Adam teknenin anahtarları mı olur demiş. Halit otomobil mi bu? Hayır.
Tabii ki tekneyi bununla harekete geçirmeyeceksiniz ama kaptan köşkünde bazı gözler çekmeceler var, ambar kapağını açmak lazım, onun için bu anahtarlar. Evet, hadi karar verin, tekne kimin demiş. Teknenin anahtarlarını ona ver demiş adam. Temizliğe de ihtiyacı var zaten teknenin. Bana mı? Evet. Ben de bu arada mürettebat bulmaya, soruşturmaya gidiyorum demiş. İyi, gel benimle demiş liman müdürü. Ha demiş kadın gitmeden önce. Bu arada sakın unutma, sana iki öğüdüm var. Kovanı, süpürgeni yanından eksik etme ve martılara güven olmaz. Martılara karşı dikkatli ol. Liman müdürünün makam odasına girmiş kadın anahtarları almak üzere. Bizim kahramanımız da gemisine tayfa ve diğer mürettebatı aramak üzere yola çıkmış. Kadın anahtarları aldıktan sonra elinde kova ve süpürge gelmiş karavelanın yanındaki borda iskelesine sıçramış. Tam birkaç basamak çıkmış ki önce 2-3 sonra 4-5 derken devasa bir martı sürüsü kadına doğru pike yapmaya başlamış. İşte o anda adamın çok kıymetli iki öğüdünü anımsamış. Ne demişti? Kovanı ve süpürgeni yanından eksik etme ve martılara karşı dikkatli ol. Saldırgan olabilirler. Hemen süpürgesini havaya kaldırmış. Sanki eski zamanların devasa silahşör kılıçlarından biri gibi. Sanki bir Excalibur, sanki bir Zülfikar gibi sallamış sopasını. Bütün martıların tozunu almış. Hepsi kaçışmışlar, uçuşmuşlar. Ondan sonra kovasıyla süpürgesini alıp borda iskelesinin kalan basamaklarını tırmanmış ve güverteye çıkmış. Bir de ne görsün? Etrafta teknenin kıç kısmına kadar bir sürü yuva. Ama yuvaların içinde çoğunlukla kırık çürük yumurtalar. Hepsini biz keşfedilmemiş adayı keşfetmeye çıkacağız. Ne burası, kümes mi demiş. Sallamış atmış denize. Birkaç tane yuvayı bırakmış çünkü içlerindeki yavru martılar böyle ağızları açık yemek beklemekteymiş. Onlara acımış. Neyse demiş, siz şurada durun. Ben temizliğe girişeyim. Önce bütün gemiyi baş kısmından kıç kısmına kadar süpürmüş. Sonra saray gibi değil burası, Allah'ın denizi demiş. İstediğim kadar su var. Kovasını atmış doldurmuş çekmiş. Kovasını atmış doldurmuş çekmiş. Yıkamış paspaslamış. Oh demiş. Sonra serenlere, bütün o yelken direklerine bakmış. Yelken bezlerini incelemiş. Yelken bezleri... Yelkenler teknenin kasları, adaleleri gibidir. Kudretli rüzgarlar tarafından şişirilmedikçe, işlemedikçe zamanla çalışmamış adaleler kaslar gibi yumuşarlar, gevşerler. Kadın dikiş yerlerine bakmış. Bu dikiş yerleri de sanki yelkenin kirişleri demiş. Elindeki iğne iplikle sadece işaret koymuş. Tabii onlar yelkenleri tamir etmek, saraydaki uşakların, muhafızların pantolonlarının söküklerini dikmeye benzemezmiş. Onlar sadece işarete yaramış. Sonra gerekli aletler alınınca onarımı yaparız demiş. Ambar kapağından aşağıya girmiş. Sonra yukarı köşke çıkmış. Çekmeceleri açmış. Bir tanesinde fare kakasına benzer bir şey görmüş. Sonra bakmış ki eski zamanlardan kalma birkaç parça var. Bu belki de savaş gemisiydi demiş. Ama biz savaşa mı çıkıyoruz? Barışçıl bir amaçla çıkıyoruz. Hepi topu bir keşfedilmemiş ada bulacağız. Boş ver demiş, onu da dökmüş. Bütün temizlik bittikten sonra kadın demiş, şöyle bir soluklanmak istemiş. Ama aklına en önemli şey gelmiş. Akşam olduğunda adam gelince karnı gurul gurul gurulduyacak. Yemek isteyecek. Ya tıpkı karadaki erkekler gibi. Kendisi olsa saraydaki kırıntılarla idare edermiş. Ama bu erkek milleti gırtlak mide. Bunlar niye böyle doymaz diye düşünmeye başlamış. Hep yemek beklerler bunlar. Bir de aklına ay şimdi bu bir de mürettebat bulursa tayfalarla denizcilerle gelecek. Bir sürü adam, onları nasıl doyuracağım? Bir lokma ekmek yiyecek bir şey yok teknenin içinde demiş. Ki o sırada batmakta olan güneşin kızıllığında uzaktan bir silüet ona doğru, karavelaya doğru yaklaşmaktaymış.
Bizim tekne isteyen kahramanımızmış bu. Yaklaşmış yaklaşmış. Borda iskelesinden gemiye çıkmış. Ve sanki kadının düşüncelerini okumuş gibi. Hiç korkma, tasalanma demiş. Bu akşam kafi miktarda yemeğimiz var. Ver paketlerini alayım demiş temizlikçi kadın. Oturmuşlar. Demiş. Onları sonra yeriz. Ne yaptın? Temizleyebildin mi? Evet. Her yeri pırıl pırıl yaptım. Ya demiş yelken bezleri, direkler. Onlar da fena sayılmaz. Yelkenlerin kiriş kısmını işaretledim. Onarılacak yerleri işaretledim demiş. Direklere baktın mı? Baktım. Sintineye baktın mı? Evet. Belli bir miktar sintine suyu var. İşte iskeleden sancağa yatınca hafif o su sallanıyor. Oo, bravo bravo, sen denizciliği bayağı öğrenmişsin demiş. Nasıl öğrendin demiş. Denizcilik denizde öğrenilir. Sen liman müdürüne öyle dememiş miydin demiş. Denizcilik denizde öğrenilir ama biz denize çıkmadık ki demiş. Olsun demiş. Teknede değil miyiz? Biz suyun üstündeyiz. Burada da öğrenilir. İyi peki bakalım demiş. Tekneni gezmek ister misin demiş. Pırıl pırıl yaptı. İyi, gezelim. Tüm o karavelayı çeyrek saatte gezmişler, dolanmışlar, gelmişler. Ama adam da biraz ümitsizlik sezmiş. Niye suratın böyle asık demiş. Çünkü mürettebat bulamadım. Niye bulamadın? Benimle keşfedilmemiş adayı bulmak üzere okyanuslara çıkmalarını söyledim. Ama onlar bana bu işlerin denizlerin karanlık çağlarından kaldığını söylediler. Kimisi emekli olmuş, kimisi yolcu gemilerinde konfor içinde çalışıyor. Kimisi de ne yapacağız Allah aşkına? Okyanusta riske girmeye ne gerek var? Halit'le Aziz Kaptan'la iki barba yana atarım şurada Aya Nikola açıklarında. Okyanusa gidecek kadar manyak mıyım demişler. Niye karamsarlaşıyorsun? Yine de çıkabiliriz demiş. Yo, sen bu işi kolay zannediyorsun. Eğer mürettebat olmazsa sen ve ben iki kişi okyanusa nasıl çıkarız? Düşünsene, tek başıma dümende ben olacağım. Sen sadece gemiyi temizlemekten anlıyorsun. Çok kolay pes ediyorsun demiş kadın adama. Ben mi pes ediyorum? Kralın kapısı önünde 3 gün boyunca ısrarla yatıp bekleyen kimdi? Bendim. Evet, doğru söylüyorsun, sendin. Ama şimdi ise yelkenleri suya indirdin. Gitmek istemiyorsun. Çılgınsın sen, çılgınsın demiş. Çılgın mıyım? Ben bir adamın gözlerindeki ısrarı görüp sarayın kararlar kapısından dışarı çıktım. Kimmiş o adam? Sensin tabii ki demiş. Birden adam gevşemiş. Hadi yemeğimizi yiyelim mi artık? Pekala, hadi yiyelim demiş adam. Açmış paketleri, kocaman bir tayın ekmek, bir topak keçi peyniri, bir şişe kırmızı şarap ve kafi miktarda siyah zeytin varmış. Bu arada ay doğmuş, sulara karanlık çökmüş. Ben suların karanlık olduğunu bilirim demişmiş önceden. Halbuki daha önce, yani gün batmadan önce su zümrüt yeşiliymiş. Kadın nasıl olur bak zümrüt yeşili demiş. Biraz sonra görürsün demiş ve mordan karaya çevrilince rengi, işte gördün benim denizcilik bilgimi diye şişinmiş adam. Yemişler. Geriye birkaç zeytin çekirdeği kalmış. Onu da denize tekneden sallamışlar. Keyif içinde otururlarken serenin gölgesi üstlerine vurmuş ve maestra yelken bezi ayaklarına kedi gibi dolanmış. Az sonra bir islimbot siren çalarak geçmiş orada. Of, canavar gibi bir ses. Kadın irkilmiş, bizim teknemizde demir alıp yola çıkınca böyle ses çıkaracak mı demiş. Böyle ses çıkarmayacak ama oluşturduğu dalgalar büyük olacak demiş. İkisi birlikte gülüşmüşler. Sonra kadın demiş ki, sanırım yatsak iyi olur. Aslında kadının uykusu gelmemiş. Adamın da uykusu gelmemiş. Ama uyunması gerektiğini düşünüp aşağıya inmişler. İskele ve sancak kısımlarına, yani teknenin sol ve sağ kısımlarına dağılmışlar ama dağılmadan önce iskele tarafına, sancağa gidiyoruz dememişler. Yani bu zanaatte daha yeni oldukları ve denizcilik terimlerini pek bilmedikleri için ayrılıp gitmişler ki kadın geri dönmüş. Unuttum demiş.
Ben de gözlerden birinden çıkardığım mum var. İki tane mum çıkarmış, uzatmış. Adam da cebinden bir kibrit çıkarmış, çakmış, avucunda alevi büyütmüş ve birer birer eski fitillere dokundurmuş. Fitillerdeki alev de tıpkı gökteki ay gibi büyümüş de büyümüş. Hem ayın şavkı, hem mumun ışığı kadının yüzünde yansımış ve adam pek güzel, pek güzel demiş. Tabii bu cümleyi Karabela için söylememiş. Kadın da mumun bir tanesini ona uzatmış. Yarın görüşürüz, iyi geceler demiş. Adam da buna benzer bir cümle etmek istemiş ama ağzından sadece tatlı rüyalar cümlesi dökülüvermiş. Gitmişler kös kös, ranzalarına yatmışlar. Adam sonra şöyle düşünmüş. Ya daha büyülü, daha tatlı kelimeler bulamaz mıydım? Hani şöyle bir kadınla bir adamın yan yana geldiği, baş başa oldukları zaman sarf ettiği türden cümleler, kelimeler. Neyse demiş. Sonra merakına yenik düşüp tekrar kadının yattığı odaya doğru bakınmış. Kadın sırtını dönmüş, yatmışmış. O da içinden son veda anında adamın bakışlarını geçiriyormuş. Ona göre de adamın bakışları o keşfedilmemiş adadan başka hiçbir şey görmüyormuş. İşte size yanlış anlamalara bir örnek. İlk defa tanışan insanların birbirlerini yanlış anlamasına tipik bir örnek. Oysa ki adamın duyguları böyle değilmiş. Neyse, uzatmayalım. Adam gözleri açıkken kadınla kendini kocaman bir gemide dolaşırken, sonra saklambaç oynarken, birbirlerini ararken görmüş. Bir süre sonra uykuya yenik düşmüş, göz kapakları kapanmış ve rüyalara doğru yelken açmış. Uyku yaman bir sihirbazdır. Şeylerin dengesini, simetrisini bozar. Yakınları uzak kılar, uzakları yakın. İşte şimdi adam karavelasına binmiş, karavelanın dümeninde 3 tane büyük Latin yelkeni rüzgarlar, o kudretli rüzgarlar tarafından şişirilerek okyanusları, deryaları puppa yelken aşıp gidiyormuş. Az sonra aşağı gölgeli kısma bakmış, teknenin ön kısmındaki gölgeliye. Bir de ne görsün? Bütün o keşfedilmemiş adayı bulmak üzere teklif götürdüğü denizciler gölgelik yerlerde pinekliyorlar. Aman Allah'ım. Bunlar o teklifini reddeden denizciler değil mi? Evet evet. Onlar. Daha sonra dümeni hafif sağa kırmış. Yavaş yavaş tekne yol almaya devam etmiş. Güverte kısmında bir sürü çuval varmış. Çuvalların önünde de çeşit çeşit kümes hayvanları. Ördekler, kazlar, tavuklar, horozlar, hindiler ve dahi tavşanlar varmış. Ambar kapağının altındansa böğüren öküzlerin, anıran eşeklerin ve kişneyen atların sesleri geliyormuş. Adeta kutsal olan bu hayvanlar sesleriyle belki ileride kaptana yardımcı olabilirmiş. Rüzgar iyice güçlenmiş, yelkenleri şişirmiş. Sonra göz ucuyla sağ tarafa bakmış bizim kahramanımız. Ah, bir de ne görsün? Teknenin arka tarafında da bir sürü kadın. Yani bu kadınların sayısı o kendisini reddeden gölgelikte oturan denizciler kadarmış. Hepsinin bir kadını varmış. Aman Allah'ım demiş. Ama bunlar, yani bunlar benimle keşfedilmemiş adayı keşfetmeye çıkmadılar mı? Onlara sormuş, yok canım demişler, keşfedilmemiş ada senin teorin, senin bir ham hayalin. Bizim öyle bir derdimiz yok. Uygun bir kara parçası bulunca böyle bir meyhane bar olsun, başımızı sokacağımız konforlu bir ev olsun, orada ineceğiz, terk edeceğiz burayı. Neyse demiş, yola devam etmiş.
Yine ön kısımda ve yanlarda bir sürü çuvalın içinde filizlenmiş bitkiler, meyveler, çiçekler varmış. Ayrıca buğdaylar filizleniyormuş. Neme lazım? Gittikleri çıktıkları kara parçasında kuraklık olur. Hem kuraklık olmasa bile bir yere vardığında, yani o arzu ettiği keşfedilmemiş adaya vardığında bu çuvalları hemen oraya döküp bir an önce zaman kazanıp orayı daha da verimli bir arazi haline getirebilirim diye düşünmüş. Sonra gözleri şu bizim temizlikçi kadını aramış. Bakınmış ama gelmeliydi diye düşünmüş. Evet evet, buralarda bir yerde olmalı. Geminin içinde olmalı. Heh. Bal gibi biliyormuş ki, rüyadaki bilinçle biliyormuş ki kadın gemide değilmiş. Onlar demir alıp halat çözmeden önce kadın rıhtımdan bağırmışmış ona. Senin gözlerin keşfedilmemiş adadan başka bir şey görmüyor. Benimle ilgilenmiyorsun. Gelmeyeceğim seninle, gelmeyeceğim. Yola devam etmiş. Bu arada aşağıdaki adamlara hiç iskan edilmiş bir toprak parçası görüp görmediklerini sormuş. Görmedik, zaten görürsek de biz atlayıp gideceğiz. O mutlaka keşfedilmiş bir adadır demişler. Biraz sonra ileride 3-4 mil ötede gerçekten de bir ada görmüş. Daha doğrusu sanki yarım ada gibi. Yo yo, bu benim keşfedilmemiş ada olamaz deyip geçip gitmek üzereymiş ki görmemiş gibi yapmış ki denizcilerden biri hop hop kara göründü. İşte burası bizim istediğimiz yer. Bizi indir aşağı diye bağırmış. Yok canım, serap görüyorsunuz diye safsaklamaya çalışmış. Ne serabı görüyoruz? İşte bal gibi kara, bak şu evleri görmüyor musun? Hadi çabuk demişler. Bakmış ki diretmek olmayacak. Çünkü silahlarını çekip ölümle tehdit etmişler onu. Çabuk indir bizi aşağı. Limana doğru kır. Nasıl yapacağım demiş. Sonra rüyada şunu fark etmiş. Aslında dümeni doğru dürüst kullanmasını, yönlendirmesini bilmiyor bile. Ama ne olduysa olmuş, karavela kendi rotasını çizmiş ve limandan içeri girip rıhtıma yanaşmış. Önce kadınlar, sonra bu hoyrat denizciler aşağı atlamışlar. Ama inerlerken bütün o kümes hayvanlarında, ayrıca öküzleri, eşekleri, atları da yanlarında götürmüşler. Öyle ki martılar bile terk etmiş karavelayı. Hele gagalarıyla bütün o yuvaları tutarak almışlar, götürmüşler. Adam bütün bu olanları tevekkülle, biraz da hüsranla izlemiş. Ama hiçbir şey yapmamış. Karavela kendi kendine demir alıp yine yola çıkmış. Allah'tan ki aşağıya inerken o hoyrat denizciler içi toprak dolu çuvalları parçalamışlar. Çünkü bunların içinde filizlenen bütün meyve, sebze, bitki, çiçek, tomurcuk, her şey güverte kısmına ve teknenin bütün önüne yayılmış. Adeta kocaman bir tarla olmuş. Sonra bir kısmı büyümüş. Sarmaşıklar teknenin hem iskele hem sancak bölümünü sarmış. Bir ağaç tam ana yelkene kök salmış. Ana yelken direğinden yukarıya doğru yükselmiş. Birazcık daha yeşerirse rüzgarlar onun yapraklarını hışırdatacak ve yelken bezlerine hiç gerek kalmayacakmış. Adeta denizin üzerinde yüzen bir ormanın üzerindeymiş. Kuş cıvıltıları duyuluyormuş ama kuşlar sanki gizlenmişler. Bu yüzen ormanın içinde bir yerdelermiş mutlaka. Ama görünmüyorlarmış. Herhalde hasat zamanını bekliyorlarmış. Dümeni kilitlemiş ve eline bir orak alıp teknenin ön kısmına, o toprak kısma atlamış. Orakla biçmeye başlamış ki kendi gölgesinin yanı başında bir gölge görmüş. Sonra bir kadının elleri dolanmış bedenine. Göz kapakları açılmış. Artık iskele mi, sancak tarafında mı olduklarının hiçbir önemi kalmamış. İkisi de yek vücut olmuşlar. Sonra ranzadan inmişler ve teknenin bir ismi olmadığını hatırlamışlar.
Evet evet demişler. Teknemize bir isim koymalıyız. Ve ikisi de birer boya kutusu ve fırça alıp beyaz boyalara fırçaları daldırıp teknenin iskele ve sancak kısmına teker teker harfleri kondurmuştu. Öğleden sonra keşfedilmemiş ada adlı tekne yelken açmış okyanuslara kendini aramak. Evet. Değerli dostlar, gerçi bana soran olmuyor ama her gösteri sonrası yine ilk gelenler olabilir diye. Tabii hep gelenler bıktılar ama bıksalar da her gösterimde açıklayacağım bunu. Benim afişlerde duyurmama sebebim, hani hiçbir yazarın emeğini çalmam zaten, öyle bir şeye kesinlikle karşıyım. Fakat afişlerde duyurmama sebebim, o eseri önceden bilerek okuyup gelmesinler. Yani bu anda burada karşılaşsınlar diye. Ben keşfedilmemiş ada diye ismi anlaşılmasın diye biraz değiştirdim. Aslında bu Portekizli yazar José Saramago'nun Bilinmeyen Adanın Öyküsü adlı 51 sayfalık öyküsü. Ben onu tabii daha kısalttım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu çok teşekkür ederim. Yaz sezonunun son gösterisiydi. Beni Kasım'a kadar göremeyeceksiniz. Yani adada göreceksiniz de. biraz ara vereceğim. Belki Aralık da olabilir. Yani o arada tiyatromsu şeyler, doğaçlama faaliyetler. Yani çalışacağım da buradakiler için değil, başka şeyler var. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Masal Baz, Tekne isteyen Adam, Kral Mahiyetindekiler, Temizlikçi Kadın, Karavela, İnekler, Öküzler. Hepsi. Hepinize teşekkür ederim. Aziz Kaptan. Aziz Kaptan ayrı. Gül Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Gül Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sergi alanında böyle bir şey yaptığı için yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu arada küçük bir şeyi de nakledeyim. Öyle Gül Hoca'nın şaman gibi vallahi yani. Din uluları gibi, ismini öyle zikretmeye gelmiyor. Şimdi Gül Hoca'nın geçen gün kolu çıktı denizde. Ben de cuma günü ön tarafa indim. Siz biliyorsunuz o pirinç ponuna orada giriyoruz arkadaşlarla. Suda arkadaşlara işte bir arkadaşımızın başına da böyle bir şey geldi falan, kolu çıktı diye anlattım. Sonra depara kalktım, kulaç attım falan. Ulan karaya bir çıktım, omuzum tutuldu. Gül Hoca'yı anmayacağım bir daha. Oğlum oğlum çıkar. Teşekkür, ben de teşekkür ederim size. Ayrıca bu güzel sergi için haberi vermiş miydik? Yani belki burada bulunanlar uzadığı haberini de söyleyelim. Yani normalde 30 Eylül'de bitiyordu ama uzadı değil mi? Biyeneli. Biyeneli'ne dahil oldu. Bravo. Başka tekne isteyen var mı? Verelim. Neyse, Aziz Kaptan'la zabit olmayacaksa ver tekneleri.